Ben depremin hemen ardından buradaydım 3-5 saat sonra. Aksaklık çok fazla oldu. Yani önce AFAD yoktu. Günlerce yoktu. Arama kurtarma olmadı doğru düzgün. Yani çok ciddi ekipler yoktu. Kızılay, AFAD çok geç geldi girdi. 5. 6. günden sonra buralarda oldular. Çadır bulunamadı, ekmek bulunamadı, su bulunamadı. Elbistan bölgesindeydim, yiyecek hiçbir şey yoktu. Her yer yıkılmıştı. O günden bugüne aksaklıklar sürüyor. Allah'tan belediyeler vardı. Ben depremin hemen ardından buradaydım 3-5 saat sonra. Aksaklık çok fazla oldu. Yani önce AFAD yoktu. Günlerce yoktu. Arama kurtarma olmadı doğru düzgün. Yani çok ciddi ekipler yoktu. Kızılay, AFAD çok geç geldi girdi. 5. 6. günden sonra buralarda oldular. Çadır bulunamadı, ekmek bulunamadı, su bulunamadı. Elbistan bölgesindeydim, yiyecek hiçbir şey yoktu. Her yer yıkılmıştı. O günden bugüne aksaklıklar sürüyor. Allah'tan belediyeler vardı. Bakın benim sahada gördüğüm şu, yani hangi partide olursa olsun. AFAD yoktu, Kızılay yoktu, belediyeler vardı. İkinci günden itibaren buraya belediyeler girdiler. Ve belediyeler buraya her türlü yardımı getirdiler. Belediyeler olmasaydı aşevidir, ekmektir, çadırdır, ilk her şeyi belediyeler yaptı. Parti ayrımı gözetmeden söylüyorum bunu. Siyaset olmasın çıkması için. Hala aksaklıklar var, hala çadır sıkıntısı var. Kuzey bölgemizde, Elbistan'da, Avşin'de, Nurhak'ta, Ekinözü'nde konteyner eksikliği var. Burası sıcak yine, orası -20 derece. Her yer yıkıldı. Ve -20 derecede insanlar çadırda sığınmışlar, ısınmaya çalışıyorlar. Konteyner lazım oraya, buraya da çadır lazım. Köylerde hala eksiklikler var. Köylere çok fazla girilmemişti. Biz girdik ilk. Çoğu köye ben girdim ilk. Devletten önce. Bizden vatandaş çadır istiyor, konteyner istiyor, gıda istiyor. Devletin yapması gerekenleri bizden istiyor. Biz de elimizden geldiği kadar sivil toplum örgütleriyle, belediyelerle, parti olarak yapıyoruz, yetiştirmeye çalışıyoruz. Ama eksiklik devam ediyor. Sınıfta kaldılar. Enkaz altında kaldı, enkaz altında. Sadece Maraşlı kalmadı. AKP de enkaz altında kaldı. Bu kadar beceriksizlik olmaz. Bu kadar kötü kriz yönetimi olmaz. Bu kadar hazırlıksızlık olmaz. Hiçbir şey hazırlıkları yokmuş. Tatbikatlar yapıyorlardı. Ellerini başlarına koyuyorlar. Şu kadar deprem olursa şöyle olacak. Hepsi hikaye boş kardeşim. Hepsi boş. Gerçek burada. Gerçek yaşanan burada yaşanıyor. Pazarcık'ta, Elbistan'da, Maraş merkezde, Türkoğlu'nda yaşanıyor. Her yer yıkıldı. Devlet yok. Yani enkazdan yaralıları ilk başta vatandaş kendisi çıkarttı. Hepimiz kendimiz yaralıları çıkarttık. Yani Zonguldak milletvekilimiz Deniz Yavuz Yılmaz 15-16 tane insanı enkazdan çıkarttı. Başka arkadaşlarımız öyle. Bizler hepimiz elimizden geldiği kadar enkazlarda ne kadar kurtarabildiysek. Gücümüz yetmedi, cenazeleri çıkarttık. Gözümüzün içine baka baka insanlar öldüler. O gün devlet yoktu. Bizim o gün ihtiyacımız vardı AFAD'a. Bizim o gün arama kurtarmaya ihtiyacımız vardı. Yoktu. Bugün geziyorlar burada. Kızılay arabaları, fosforlu arabalar, renkli arabalar, AFAD arabaları. Sırtlarına yazmışlar, üstlerine başlarına yazmışlar. AFAD, Kızılay diye. O gün lazımdı kardeşim. O gün lazımdı. Arama kurtarmada da başarısız olduk. Maalesef. Bugün Ankara Büyükşehir Belediye'mizin iki duş otobüsü geldi. Mansur Yavaş Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Birinde kadınlar, birinde erkekler duş alacaklar. Bu insanlar 20 gündür banyo yapmadılar. 20 güne yaklaştık, banyo yapmadılar. Yine bir belediyemiz sayesinde getirdik. Burada millete duş aldıracağız. Ben depremin hemen ardından buradaydım 3-5 saat sonra. Aksaklık çok fazla oldu. Yani önce AFAD yoktu. Günlerce yoktu. Arama kurtarma olmadı doğru düzgün. Yani çok ciddi ekipler yoktu. Kızılay, AFAD çok geç geldi girdi. 5. 6. günden sonra buralarda oldular. Çadır bulunamadı, ekmek bulunamadı, su bulunamadı. Elbistan bölgesindeydim, yiyecek hiçbir şey yoktu. Her yer yıkılmıştı. O günden bugüne aksaklıklar sürüyor. Allah'tan belediyeler vardı. Bakın benim sahada gördüğüm şu, yani hangi partide olursa olsun. AFAD yoktu, Kızılay yoktu, belediyeler vardı. İkinci günden itibaren buraya belediyeler girdiler. Ve belediyeler buraya her türlü yardımı getirdiler. Belediyeler olmasaydı aşevidir, ekmektir, çadırdır. İlk her şeyi belediyeler yaptı. Parti ayrımı gözetmeden söylüyorum bunu. Siyaset olmasın çıkması için. Hala aksaklıklar var, hala çadır sıkıntısı var. Kuzey bölgemizde, Elbistan'da, Avşin'de, Nurhak'ta, Ekinözü'nde
konteyner eksikliği var. Burası sıcak yine. Orası eksi 20 derece. Her yer yıkıldı. Ve eksi 20 derecede insanlar çadırda sığınmışlar, ısınmaya çalışıyorlar. Konteyner lazım oraya. Buraya da çadır lazım. Köylerde hala eksiklikler var. Köylere çok fazla girilmemişti. Biz girdik ilk. Çoğu köye ben girdim ilk. Devletten önce. Bizden vatandaş çadır istiyor, konteyner istiyor, gıda istiyor. Devletin yapması gerekenleri bizden istiyor. Biz de elimizden geldiği kadar sivil toplum örgütleriyle, belediyelerle, parti olarak yapıyoruz, yetiştirmeye çalışıyoruz. Ama eksiklik devam ediyor. Sınıfta kaldılar. Enkaz altında kaldı, enkaz altında. Sadece Maraşlı kalmadı. AKP de enkaz altında kaldı. Bu kadar beceriksizlik olmaz. Bu kadar kötü kriz yönetimi olmaz. Bu kadar hazırlıksızlık olmaz. Hiçbir şey hazırlıklar yokmuş. Tatbikatlar yapıyorlardı. Ellerini başlarına koyuyorlar. Şu kadar deprem olursa şöyle olacak. Hepsi hikaye boş kardeşim. Hepsi boş. Gerçek burada. Gerçek yaşanan burada yaşanıyor. Pazarcık'ta, Elbistan'da, Maraş merkezde, Türkoğlu'nda yaşanıyor. Her yer yıkıldı. Devlet yok. Yani enkazdan yaralıları ilk başta vatandaş kendisi çıkarttı. Hepimiz kendimiz yaralıları çıkarttık. Yani Zonguldak milletvekilimiz Deniz Yavuz Yılmaz 15-16 tane insanı enkazdan çıkarttı. Başka arkadaşlarımız öyle. Bizler hepimiz elimizden geldiği kadar enkazlarda ne kadar kurtarabildiysek. Gücümüz yetmedi, cenazeleri çıkarttık. Gözümüzün içine baka baka insanlar öldüler. O gün devlet yoktu. Bizim o gün ihtiyacımız vardı AFAD'a. Bizim o gün arama kurtarmaya ihtiyacımız vardı. Yoktu. Bugün geziyorlar burada. Kızılay arabaları, fosforlu arabalar, renkli arabalar, AFAD arabaları. Sırtlarına yazmışlar, üstlerine başlarına yazmışlar. AFAD, Kızılay diye. O gün lazımdı kardeşim. O gün lazımdı. Arama kurtarmada da başarısız olduk. Maalesef. Bugün Ankara Büyükşehir Belediye'mizin iki duş otobüsü geldi. Mansur Yavaş Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Birinde kadınlar, birinde erkekler duş alacaklar. Bu insanlar 20 gündür banyo yapmadılar. 20 güne yaklaştık, banyo yapmadılar. Yine bir belediyemiz sayesinde getirdik. Burada millete duş aldıracağız.